Aha, önde kimse yok. Güzel. Her şey yolunda mı? Evet. Ne kadar iyisiniz? Çok. Yalana bakar mısınız? Mümkün olduğunca sizi bu akşam en iyi şekilde koltuklarınızda ağırlamayı düşünüyoruz. Ben ve taklitçi programının değerli müzisyen üstatları bu akşam varımızı, yoğumuzu sizin için, elimizden geleni yapmak için... Ulan cümle çok uzun, nasıl bitecek bilmiyorum. Hadi alkışlayın be! Bu anam için. Güzel, at bir daha. Güzel, at! Ben toplamışım ağzımı! Ne diyorsun ba? Şarkarı salacaksın mı? He! Şu Roberto Carlos'un fiziği var ya bacım. Hoş herif, çikolata kimi? Ne? Kimi oldum hocam? Cam tanesinden bir tanesine. Bir tanrı, bir de beni sakın unutma. Her zaman olduğu gibi programımıza başvuruları büyük bir ihtimal alttan, sağdan, soldan bir şeyleri yazacaklar. Şu anda ben bir şey göremiyorum. Bir telefon numarası ve bir mail adresi olacak. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Ben taklitçiyim. Ben harika şov yapıyorum. Ben her türlü sesi çıkartıyorum diyorsanız aha meydan. Buyurun gelin, sizi de alkışlayalım. Yapacak bir şey yok. Alkışlıyoruz. Kimi? Hamdi Alasaneri. Hamdi, evet. Yakışıklı olduğun kadar da küstahsın. Teşekkür ederim. Vay. Hamdi çok yetenekli, çok kibar. Hakikaten benim genç kızlık dönemlerimi andırıyor. İnanılır gibi değil. Sen ilk bize müracaat ettiğinde arkadaşların gözleri dolmuş. Dediler ki, abi bir arkadaş geldi, aynı sizin gençliğinize benziyor. Ben de gençken senin gibiydim. Sen büyüyünce benim gibi olmak için şu anda ne yapacaksın abi? Taklit yapıyorum ve taklit yapmaya devam edeceğim. Ama en iyisini. Tabii sizin kadar olamasak da başaracağız. Aynı benim gibi konuşuyor, farkında mısınız? Hani Nihat Doğan ve Mahsun Kırmızıgül'e devredilecek bir veliahtlık varsa ben de belki sana veliahtlığımı devredebilirim. Yalnız devir işlemleri için yarın seni 8'de noterde bekliyorum. Tasdik için geleceğim. Bu arada evet, bize lütfen tasdikini gerçekleştir. Neyle başlayacağız? Sürpriz olsun. Ha, bilmiyor muyuz? Taklit olarak. Sürprizi bize mi yapacaksın? Yani. Senin için bir sürpriz yok değil mi? Kafada yani, ne yapacağımız? Yani okay. Kesinlikle yok. Sessizlik, Hamdi ve performans. Teşekkürler. İnanılmaz bir taklitti. Hamdi ilk defa bir rakam taklidi yaptı. Dur, dik dur. Bana doğru bak. Öpsal İtalya bin dayım bor parikay. Allah yeho. Bizans kargası, Pelemon da burada demek. Lavran Bizans kargası. Ben senin kancık kelleni... Bir dakika. Aman. Cüneyt abi. O kancık olayına girmeyelim. Neden? Çünkü. Allah muhafaza. He? Sen de kimsin? Cüneyt abi, ben Ercan. Of, nasıl da tanıyamadım. Alkollü müsün biraz abi? Sen kahpe Bizans'ın gardiyanı olmalısın. Kahpe, kancık, ne biçim konuşuyorsun abi sen? Demek öyle. Ne yapalım, dediğiniz gibi olsun. Ha. Ama öyle bir şey ki istediğim... Cüneyt abi. Efendim? Ne haber abi? İyidir, sizden ne haber? Fatma yenge ne yapıyor, Türkan yenge? Onlar uzun zamandır gelip gidemedik abi, kusura bakma. Evet. Abi bu sizin kendi sesiniz değil mi? Evet.
Konuş. Evet, kendi sesimiz. Evet, bu niye evet'e nevet diyorsunuz abi? Ben anlamadım ya. Ben aslında nevet diyorum ama o yine nevet çıkıyor. Ha, peki nair ne oluyor? Nair diyorum, nair diye çıkıyor. Çok güzel lan. Evet. Ne? Peki Cüneyt abi, biz sizi hem Malkoçoğlu'nda hem salon filmlerinde ama bir filminiz var. Biz orkestra arkadaşlarıyla dün akşam sizi seyrettik ve bayıldık. Muhteşemdiniz. Evet. Muhteşemdiniz. Ederim. Ve bir adamı öyle dövdünüz ki hatırlarsanız tarihi bir filmde evet. Patlıcanlarla ve pırasayla dövdünüz. Evet, hatırlıyorum. Rica etsek... Küplerle. Bravo. Rica etsek salondan birini çağırsam benim için döver misin Cüneyt abi? Aa, ne demek? Hepsini abuk döverim. Abuk subuk isimler koydular bize. Hatta buradan surlara atladığım gibi atlar. Beğendiğin bir sur varsa Allah için yani bak atla. Hatta istiyorsan kaleden kaleye şahin uçur. Tamam, atlayayım. Gelir misiniz siz? Allah'ım. Aman Allah'ım. Hamdi. Hiç şey yapma, kafadan gir abi, tamam mı? Tamam. Kafadan. İyi programlar nasılsınız? İyi programlar nasılsınız? Döveceğim adamı önce bir tahkik. Bir dakika Cüneyt abi, bir dakika. Merhaba. İşte mavi köşede... Dur abi dur. İsminizi alalım. İsmim Mustafa Üstün. Mustafa Üstün. Şimdi Türk filmlerinde Cüneyt abi genelde figürandaki usta emakçıları döver ya. Evet. Bizim için dayak yer misiniz? Yerim efendim. Gerçekten mi? Yerim efendim. Çok güzel. Gel lan buraya. Hayır. Benden zarar gelmez. Cüneyt abiye... Ben de taklit yapacağım. Kaça yapıyorsunuz taklidi? Dur. Program yaparız efendim. Tamam. Taklide geleceğiz ama evet. İlk önce sizin Cüneyt abiden dayak yemenizi istiyorum. Evet. Şöyle bir döner misiniz abi? Harbiden iyi bir seçim. Tipik Türk filmlerinin kötü adamı. Kaşlarını bir çat bakayım. Kafayı dönüyor. Olay bu. Şimdi bak olayı anlatıyorum. Cüneyt abi kendi kendine surlardan Tekfur'un kızına şiir yazıyor. İşte diyor ki, o makalemin geldim, indirdim Halic'in üzerinden, yavrum benim falan. Sen biliyorsun artık o işi, evet. Unutma. Sen de gelip diyorsun ki, o Tekfur'un kızının abisisin. Hani jargonda şu, ulan lavuk Cüneyt ne yapıyorsun burada falan. Ya ben göstermek gibi olmasın. Hadi Cüneyt ol Hamdi, yazmaya başla. Ey güzel kız. Polemon gibi bir alçağın senin kadar güzel bir melek alçak nasıl gibi. Türemiş hayrettir. Dur onu. Peki ne oluyor bu martavanlar he? Ne lan oğlum lan ayı yogi gibi oluyor lan. Dur. Affedersin yapacağız halledeceğiz. Abi şahane bir Cüneyt Arkın'sın. Programa bu zamana kadar gelen en iyi Cüneyt Arkın'sın. Bunu itiraf ediyorum. Fakat sen programa bu zamana kadar katılan en kötünün kötü adamısın tamam mı? Hadi abi. Bak git kolundan şey yap. Tartakla onu tamam mı? İstiyorsan bir kısa mesaj at ama olmaz o. Hadi. Söyle abi. Allah'ım bu güzelliğe bak. Oğlum Cüneyt'e sen misin lan? Sen o kadar güzelsin ki... O Bizans alçağının senin gibi güzel bir melek nasıl türemiş hayrettir. Buranın Cüneyt'i sen misin? He? Buranın Cüneyt'i sen misin? Dön! Dur lan dur. Ha? Sen dön. Sen de kimsin? Ben Bizans'tan. Ben Bizans'tan diyor ha. Şirket ben kurdu. Dur lan dur. Ben Bizans'tan satış müdürü Cemal. Öyle bir şey yok. Söyle. Ben Bizans'tan Tekfur'un dayısının oğluyum de. Ben Bizans'tan Tekfur'un dayısının oğluyum. Tanıdın mı beni? Sen konuş. Hayır. Tanıyamadım. Yaklaş bana bebeğim. Yaklaşırsam ne yaparsın? Hadi söylemeyeceğim lan söyle bakayım. Hı? Dur. Burayı yavaş çekim alacağız. Tamam mı? Bak gösteriyorum abi. Şöyle yapıyorsun. Sen de dayağı yiyorsun tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ulan ne hazır adamsın sen be. Boşuna aldık seni ha. Hazır alsaydık keşke. Hadi vur yumruğu. Al yumruğu. Çat mı? Abi ilk defa bir yumruktan şaplak sesi geldi. Bu adamlar aşmış.
Bir daha deniyoruz. Bak gerekirse şöyle böyle bir ses çıkar oradan. Ağzında böyle şak diye alma. Şak diye olmaz. Aa! Haydi çocuklar, bu yumruğu Poremon'un. Bu yumruğu anam için atıyorum. Bu anam için. Güzel, at bir daha. Güzel, at. Ben hayatımda bu kadar dayak yemeye hazır bir adam ilk defa. Bak buradan yumruk, ha? Yumruk belki yani. Buraya da vuruyorsun, he? Ya sen kötü bir adamsın. Dayak yemekten niye zevk alıyorsun, anlamadım ya. Hadi. Şu bir dakika. Affedersin Cüneyt abi. Önemli değil. Seyirciye doğru dönelim isterseniz. Evet. Tokadı buradan alman gerekiyor. Bu tarafa doğru. Ah güzel abi. Bir dakika dur. Bu kimin için, bu kimin için? Hepsine vur gitsin artık. Hadi. Bu anam için. Bu babam için. Bu da Ercan Bey için. Allah'ım yumruğum oldu, yumruğum oldu. Hamdi şahanesin. Duyduğum kadarıyla tüm filmleri karakterlerinden bir bayan taklidi yapabilme özelliğin varmış. Evet. Var mı böyle bir şey? Var. Peki var. Mikrofona evet, bir var. Dakika. Hanımefendi ne dediniz? Bak enteresan. Bu gençlik nereye gidiyor? Türk filmlerinden bir bayan karakter taklidi yapabiliyormuşsunuz dedim. Bülent Ersoy dedi. Ya, bu işin içinden çıkamayız. Bu da Bülent Ersoy için. Dur. Yok şaka yapıyorum. Rahat ol. Ya geçti tamam mı? Geçti lütfen. Artık sensin bebişim. Kimse sana tokat mokat atamaz. Evet. Şimdi o zaman o karakteri izleyeceğiz seni. Sen bir yere ayrılma. Lütfen Ekrem. Tamam. Lütfen. İzlevacımız için her şey yapmaya hazırım. Yeter ki benimle birlikte mesut ve bahtiyar bir hayat sür. Babamdan izin al Ekrem. Ulan bu görüntüden bu kadın sesi nasıl çıkıyor be? Ne olursun Ekrem? İzin al dedim sadece. Başka bir şey demedim sana. Güzel, şimdi dur. Şimdi yandın. Sen de Ekrem'e oyna bakayım. Bir dakika, Ekrem çok zor. Mahmut'u oyna. Ben Mahmut olarak dinliyorum seni. Kulak veriyorum. Kulaklarım açık dinliyorum. Şu anda var ya aslında telsiz taklidi yapıyorsun. Dikkat dikkat. Kulağım açık ama seni... Ya abi konuşsana ya. Hadi bebişim gir bakayım. Lütfen Ekrem. İzvacımız için babamdan izin al. Mutlaka beraber olmalıyız. Mutlu ve mesut hayatlara yakınlaşmalıyız. Hamdi müthişsin ha biliyor musun? Peki mutlu olacağız. Yarınlar, güzel günler hep bizimle olsun. Mutluluk lan... Coşalım. Birlikte... Gülmeyin bir dakika. Birlikte mesut bahtiyar olalım. Mutluluktan coşalım. Mesut bahtiyar olalım seninle. Gerçekten sorularken gözlerinin içi görüyor Ekrem. Gözlerimin içi değil, kalp atışlarım seninle atıyor durmadan. Yok desene, gözlerinin içi gözüküyor. Gözüne bir şey giymedin mi de? Gözlerinin içi gözüküyor Ekrem. Gözlerine bir şey giymedim yoksa? Ya. Perdeliydi de, perdelerini yine açtım şu anda. Tamam. O zaman bu mutlu ve mesut... Söylesene, saçlarını hangi kuaföre yaptın? Saçlarınızı hangi kuaföre yaptırıyorsunuz Ekrem? Müthiş. Başka bir şey... Efendim? Yalnız şu var. Bu sene trend bu. Bu adamın saçlarıyla dalga geçmenize izin vermem. O hem kötü adamı, hem iyi kadını, hem de Tekfur'un dayısını oynayabiliyor. O gerçek anlamda... İsim neydi be? Teşekkürler hocam, sağ olun. Teşekkürler hocam. Abi bir dakika, senin açma kapama düğmende bir şey var. Şahane, ayrılma. Başka bir şey var mı? Özlük sahengiyle yapalım. Peki yap. Beşeret'in kefeme kötün. Yandık sesimizi, atelim gözümüzü. Şirek, ek, ek. Keleşten bebeğim, bebeğim. Yetim bebeğim, yaşa. Çok güzel. Amcacığım sağ ol. Aferin sana. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mikrofonumuzu alalım ama. Mustafa mı? Mustafa sen misin o mu? Ha. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayır Mustafa, otur bebeğim. Seninle yollarımız ayrıldı. Ben Mustafa ile devam edeceğim. Hamdi Bey, Mustafa ile devam edebilir miyiz? Tabii ki. 500 lira veriyorum. Kaç? 500 lira.
senin ucuza gidebileceğini düşünüyorlar. Ama sen bizim her şeyimizsin. Seni koltuğa alıyoruz Hamdi'ciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. Mustafa. Evet hocam. Sen bu kitlenin nesisin abi? Sana aşırı bir tezahürat var. Hocam, seyircilerimizin hepsine buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Dur, hepsini buraya çağırma, bırak, ne yapıyorsun? Yeter bir kişi. Teşekkür ediyoruz. Ha, programa da sahip çıktın. Tabii. Ben de bu programa katıldığım için çok teşekkür ederim Mustafa, ne demek? Yani inanılmaz bir şey. İyi ki topraktan girmişsin vallahi billahi. Çok prim yaptı program ya. Müthişti. Mustafa'cığım, sen sürekli burada otur. Heh, dedi abla. Yani bu iyi bir şey mi? Ben güzel bir şey söylüyorum. Diyorum ki, Mustafa'cığım lütfen burada otur. Heh. Şimdi diyor, Zoka'yı yuttun. Ama bu program yayınlandıktan sonra Mustafa'yı herkes serçe parmağına gösterecek. İşte diyecekler o. Ha, niye serçe parmağı? Bilmiyorum. Ben de katılıyorum Mustafa. Hocam, Emrah'tan bir unutabilsem bir şarkıyı... Sen bu program buradasın. Hiç merak etme, her şeyi yapacağız. Şimdi çok yetenekli bir arkadaşımız gelecek. Ferud'un Aydın geliyor. Ferud'un Bey, buyurun. Geliyorum. Siz ortalığa çeki düzen vermedik. Kusura bakmayın, dağıttı burada Hamdi ile bu yakışıklı adam. Tanışıyor musunuz? Ferud'un Mustafa, Mustafa Ferud'un. Tekrar Mustafa Ferud. Hoş geldiniz. Artık sizin konuşacağınız şeyler vardır. Ben yerimi alayım. Feridun Bey. Feridun Bey çok yetenekli. Yalnız hep bu tarafa doğru. Tamam mı? Yani bana kamera muamelesi yapmayın. Benden size fayda gelmez. Kırmızı yanan ışığa doğru bakacağız. Sen de çamaşırları toplarsan balkondan çok sevinirim. Biraz ayak kuru. Sizlere evvela bir karagöz oyunundan kısa bir şey almak istiyorum. Ne yapalım biz? Karagöz. Aman Karagöz'üm, sen gel sen de muhabbet etsek. Hoş muhabbeti tatlı. Bir dakika. Şşt, yaptık ya. Karagöz'ün domuz gribi hali hiç geçerli değil. Yani hapşırdık gibi oldu orada. Tamam mı? Ooo, hali hak. Eylediğin viran. Hemen sahibine haber vereyim hemen. Sen bilirsin abi, o tarafa doğru ama. Bak Hacı Camcam, ben dahi girirsem seni bir güzel tepelerim ha. Aman karıcığım, durduk yerde bana ne vuruyorsun? Sen de benim karşımdaki yarı gibi ne duruyorsun? Al sana, al sana. Bay. Abi, gel abi, çok güzel. Ya o, Mustafa'yla tanıştın değil mi? Peki Mustafa, çok yeteneklisin. Biriniz Hacivat, biriniz Karagöz güncellesek. Peki sen Hacivat ol, sen de Karagöz ol. Bir bay alalım. Oturarak al. Sen artık bu işin starısın oğlum. Kalkma ayağıma ya. Bütün her şey senin ayağına geliyor. Peki hocam. Hadi. Sevgili Karagöz'üm. Ya bir dakika. Oo Karagöz'üm. Buyur. Buyur. Gel sen de karşıma şöyle güzel otursan da seninle güzel bir muhabbet etsek. Edelim Karagöz'üm. İşte bu. Evet bebeğim. Ben anlatsam da sen dinlesen. Dinleyelim. Her zaman anlat dinleyelim. Evet. Durduk yerde bana pır ne edersin durursun. Ağzını topla Hacı Cavcav. Ağzını topla Hacı Cavcav. Ağzım yerlere mi düştü be? Ben toplamışım ağzımı. Ne diyorsun ba? Sürmedim ben bu çocukcağıza bak. Peki Hacı Cavcav'ım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Evet. Şu Hacivat'la Karagöz'ü bir güncelleyelim. Tamam mı? Şöyle yapıyorsun. Oo Karagöz'üm. Konturum kalmamış. 20 kontur yükler misin? Tamam mı? Oo hadi hak Karagöz'üm. Konturum kalmamış. 20 kontur bana yükler misin? Ne yapacaksın? Peki yüklerim Karagöz'üm. Lafı olmaz. Yıktım perli eğledin viran. Söyleyeyim haber vereyim sahibine hemen. Hayır. Mesaj atayım sahibine hemen. Mesaj atayım sahibine hemen.
Hemen mesajını at. 20 konturun geldi Hacı Cavcav. Çok güzel. Bitti. Şahanesin Mustafa. Şimdi ne yapıyorsun? Evrenden bir şey. Peki. Evren taklidi biliyor musun? Çalışırsak yaparız. Yaparız. Bak Kenan Evren taklidi tehlikeli bir taklittir. Ben yıllarca yaptım. Bundan sonra senin için kefil olamam. İstersen çok abartma. Kısa yap. Onu hızlı geçelim. Tabii. Başımıza iş almayalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok iyi bir sesi var. Yaklaşık 18 tane taklidi var. Müthiş bir sesi olduğu kadar iyi de bir kulağı var. İyi de bir var. Tamam mı? Hayır, ne Peru, ne de çıktı Peru. Peru. Affedersiniz, özür dilerim. Organiktir efendim. Bakın, Peru'nun abinin Peru organik. Tabii efendim. Hiç yapıştırma falan değil. Çift cam ısı geçirmez. Yalıtım geçirmez. Yalıtım geçirmez. Kaç senedir kullanıyoruz? 10 senedir. 10 senedir. Yani kullanılmış bir peruk kullanıyorsunuz. 10 senedir kullandığınıza göre. Doğru. Tamam. Peki, Yılmaz Bey şimdi size inanılmaz bir taklit yapacak. Çelik taklidi istiyorum sizden. Kimin? Çelik. Gel yarim ol. Dayı. Sevdalım ol. Dayı. Acele etme. Bunun tadını çıkartalım. Yayarak Yılmaz abi. Yak şöyle bak. Ya. Ben sana ses vereyim. Ay. 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 Ya o A'ları, E'leri, İ'leri birbirinden hayır, ayıracağız. Kılçıksız bir çelik elde edeceğiz. Tamam mı abi? Yani filato çıkartmamız gerekiyor. Bu tarafa dönelim Yılmaz abi. Tamam, olur olur. Bak. Ay. Bir çalışalım. Ay. Ay. Ağzını böyle oynatabilir misin çeneni? Ha. Ay. Güzel. Çok güzel. Yani şey böyle otobanda, tamam mı? Çelik yolda gidiyor, sinirlenmiş. Vay ay. Böyle. Vay ay. Hangi şarkıyı söyleyeceğiz? Ağır ağır tadını çıkart. Bir dakika. Biraz dinlen. Mustafa. Yine gözüm yollarda neredesin? Teşekkürler Mustafa. Buyur. Ah cici kız, cicini biciri giyince sen kendini bir şey mi sandın? Ah cici kız, cicini biciri giyince sen kendini bir şey mi sandın? Şarkının bu kısmı çok önemli. Na 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 na. Güzel. Cem Karaca. Sesi hatırlıyorsun değil mi Feridun Bey? Tabii. Bir ses alabilir miyiz? Nasıl yapacaksın? Bir ver bakalım. Düştüm. Ve... Tamam. Düştüm mahpus damlarına, öğüt veren dolalar. Düştüm mahpus damlarına, öğüt veren dolalar. Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur. Toplasam o öğütleri buradan yola köy olur. Bana bana bacı kardeşler gönlümde el olur. Bana bacı kardeşler gönlümde el olur. Namus belasına kardeş döktüğümüz kan bizi. Muhteşemsiniz. Marketten hemen sola dönüyorsunuz. Şimdi gecenin en enteresan, bana göre, aldığım duyumlara göre, en çarpıcı, en dikkat çekici, hadi lan bu kadar da olur mu dedirtebilecek bir performansı var. Oh, of, aslında biz, yani siz değil tabii, orkestra arkadaşlarım ve ben, sahneyi boşaltacağız. Çünkü yaklaşık 5 kişilik bir performans var. Sizler de bir müddet dışarı çıkıp kendi aranızda... Peki. Alkışlar grup Manço animasyon için olacak. Buyurun. İmata, bana şarkı sağlayacak mı? He.
Şu Roberto Carlos'un fiziği var ya bacım. Hoş herif. Çikolata kimi? Ne? Kimi oldu mu hocam? Cam tanesinden bir tanesine. Bir tanrı, bir de beni sakın unutma. Nasıl anlatsam bilemiyorum, gözlerim kararıyor. O dil dolu, neşe dolu kişi ben değilim sanki. Dışarısı buz gibi lafa lafa karma, benim içim yanıyor. Eksik bir derece soğuk suda bile yüzerim inan ki. Kara sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir at deyip de geçme, sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Nasıl anlatsam bilemiyorum, gözlerim kararıyor. Tepe taklak oldu dünya tersine sanki. Çıplar el ele kol kola cıvıl cıvıl geziyor. Bense Nuh'un gemisinde tek başına gibi inan ki. Kara sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gül. Nasıl? Ne kadar iyi? Bana göre çok başarılı. Arkadan bir arkadaşımız şöyle yaptı. 10 numara demek istiyorsun değil mi? Bir daha mı? Vallahi mı? Ne yapalım? Geri alıp bir daha mı oynatalım? Aa, dışarı çıkıp. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ne? Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anlaşıldı. Türksünüz. Türküz. Ama bayansınız. Bayanız. Şaka mı yapıyorsunuz? Bir gelir misiniz? Yok, ya? Gerçek. Prodüksiyon. Gerçek mi? Şimdi burada bizi bir Türkiye'ye madar etmenin bir anlamı var mı? Biz Barış Manço'yu sanki böyle bir bay arkadaşımız yapıyor diye. Bay başıma gelenler ya. İsminiz ne? Tuğba. Tuğba. Evet. Ya inanılmazsınız biliyor musunuz? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ya gerçek anlamda bu ekip ve kurtalan Barış Manço gibi bir durum var. Hareketler birebir aynı. Kaç senedir yapıyorsunuz bunu? 10 senedir. 10 senedir. Barış Manço'nun vefatıyla biz komşusuyuz. Hı-hı. Zaten. Mudalıyız. Tamam. Çok izlemişiz herhalde. Hı-hı. Ki etkisi altında kaldık. 10 senedir bu versiyonu götürmeye çalışıyoruz. İşler nasıl? iş babında bakmıyoruz. Ne babında? Yani daha doğrusu bir misyon gibi ismi götürebilmek. Devamlılık anlamında, yaşatmak anlamında. Aynen öyle. Şahane ya. En yakın tarihte de Barış Manço'nun doğum günü var. 2 Ocak'ta. Barış Manço Kültür Merkezi'nde bir gösterimiz daha mevcut olacak. Hı-hı. Ölüm yıl dönümleri ve doğum günlerini özellikle tekrar tekrar yaşatmak için, unutturmamak için devam ediyoruz. Ekipte başka arkadaşlarımız da var. Biz nerede sadece onlar? Kaç kişi geldiniz? 1, 2, 3, 4, 5. Grup Manço Animasyon böyle. Normalde Barış Manço Derneğimiz var. İnci Manço kendisi başımızda. Tamam.
O götürüyor her şeyi. Müzisyen arkadaşlarımız da var. Tamamen hepimizin vazifesi Barış Manço'yu tekrar yaşatmak. Yani şunu anlıyoruz değil mi? Şu andaki grupta tek bayan sizsiniz. Hayır, herkes bayan. Herkes bayan. Baymıyorsak iyiyiz. Herkes bayan. Yok yok, sizden eminim de. Merhaba. Bir konuşuyor musunuz ya? Merhaba. 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 İsim ne yenge? İsminiz ne? Banu Değerli. Banu Değerli. Sizden eminim canım. Yani. Siz yoksa erkek misiniz? Tamam peki. Siz? Duygu Atlı. He, siz de. Anladım. Allah rızası için. Lütfen beni şaşırt... Anlaşıldı peki. Ebru. Hadi bir tanesi... Bayan çıkma olasılığı benim için 1/5'ti ama 1/5 çıkınca ben burada dumur oldum hesabı. İnanılmazsınız ya. Vallahi inanılmazsınız. Ben sizi tebrik edebilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sizin vallahi gibi sizi, bir hocamızdan böyle tebrik almak. Estağfurullah. Sizi programımızda konuk etmek benim için çok önemli. Çünkü hakikaten yaşatılması gereken ve nesillere anlatılması gereken çapta bir sanatçıydı kendisi. Nur içinde yatsın. Sizlere teşekkürler ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Aman yardım edeyim yenge. Sen o kadın halinle onu kaldıramazsın. Gözlüğü indirip kaldırırım. Peki. Vay 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 vay. Bizim bir ara orkestramız vardı. O orkestramız 2+2 idi ya. Bunlar ne yapıyor? İşte gelen set sayısı. Set sayısı bilir misin oldu ya? Aa tamam. Yok yok bugün bunu kullanalım. Önümüzdeki program set sayısı olarak. Set sayısı evet. İnanılmaz biz Barış Manço ve Kurtalan Express performansı izledik. Bir kez daha alkışlayalım. Şimdi alkışlar Mevlüt Çam için. Mevlüt, dur bakayım. Ben seni eskiden öpebiliyordum ya. Bir daha bir gelsene bakayım Mevlüt. İşte Mevlüt Çam. Tamam, gel, gel, gel buraya gel, gel buraya gel. Hoş geldin Mevlütçüm. Hoş bulduk Ercan Bey. Bu bana bey deme. Ben senin annen yaşında bir insanım, tamam mı? Hop kırmızıya yönelik, gözünün yanıyım. Beni atın bu bir kenara. Bu grip salgından sonra böyle öpüşmekte fayda var diye düşünüyorum yani. Nasıl ya? Aşı... Abi biz yanaktan öpüştük. Deli misin sen? Ha bunu açıklamanın bir manası yok. Ben kuşlar gibi geldim. Herhalde aşı geçmiş döneme ait herhalde. Kuş gribi aşısı olduğum boş için. Ver. Sen o senin dediğin kış gribi o. Onlar kuşmuş değil. Olabilir. Dur. Mevlüt'üm. Bize ne yapacaksın? Nihat Doğan'dan, Cüneyt Arkın, Güdük Necmi, Dilber Ala. Tamam, pekala. Hazır mısın? Hazırım. Benden bir şey talebin var mı? Bir yardım, itme, germe, açma hareketi ara sıra yardımcı olursanız tamam, sevinirim. Tamam ama hep bu tarafa doğru döneceğiz. Şimdi ilk olarak neyi yapacağız? Gel bebişim şöyle. Nihat Doğan'ı yapalım. Peki sesi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Peki ver bakalım. Sen koskoca Nihat Doğan'a dağlar gibi... Dur. Bak bu Cüneyt Arkın tavrıyla olmazmış. Sen tek başına koskoca Nihat Doğan'ı yıkacağını mı zannediyorsun? Sen kaç senedir saçsızsın? Ya saçı kullanmayalı kaç sene oldu? Hatırlamıyorum her şeyi. Yok ciddi soruyorum bunu. 97'den sonra... 97'de saçımı kaybettim. Kaybettim. Diyorsun. Anladım. Gel böyle. Gazete ilan verdim ama hala bulunamadım. Yap bakalım şimdi. Çok da nükleer aslında. Sen koskoca Nihat Doğan'ı tek başına yıkacağını mı zannettin? 50 tane Seda gelse bu koskoca Nihat Doğan'ı yıkamazsın. Nihat Doğan bunu kime söylüyor? Nihat Doğan kime söylüyor bunu? Sarışın bir bayana söylüyorum. Ha anladım. Sarışına takmış vaziyeti. Peki kaybolma. Söylesin bakalım. 50 tane sarışın gelse bu koskoca Nihat Doğan'ı yıkamazsın. Salonda da sarışın yok ha biliyor musun?
Nihat Doğan bir sakala benzer. Kestikçe uzar. Mesela... Mevlüt, bir de çok enteresan bir durumu vardır Nihat Doğan'ın. Kadınlara karşı sıfır hatayla oynarım der hep. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Bunu söyleyebilir misin? Yani ben kadınlara karşı sıfır hatayla oynarım kardeşim. Ben kadınlara karşı sinek kaydıyla oynarım. Alıcıda bir arıza mı var? Ha, eyvallah. Peki, çok hoş. Şimdi ne yapacağız? Cüneyt Arkın'ı yapalım. Dur, hemen oraya girme. Sende çok şey var. Dilber Halay'a ne oldu? Aa, hadi bakalım Aslı. Aa. Uşt! Vallahi tilledim. Yürü bir... Aa. Yürü, yürü, yürü. Kuzum, yavrum, bu seni yir. Aslı, iyisin. Tüptü müsün? Çok güzel. Ya yamağınızı yiyin, afiyet olsun deyin. Ondan sonra tef alıp gidin ya. La 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 ya. Bak yemeğe kafanıza tökebilirim yani. Tökmeye bulurum da yani. Garantisi Oo, yok yani. Çok başarılı bu. Süper. Alkış. Halit Akçetepe var mı? İmmet ağa. Bunlar bize ne yapıyor? İmmet ağa. Bana şiar karısı alacaksın mı? He. Evet. Alacağım ama... değil mi? Evet. Alacağım. Allah Allah. Alacağım Mevlüt'üm. Başka başka. Sen çok derin bir abisin. Çok fazla malzeme var sende. Seni sökeceğiz bu akşam. Buyurun. İnşallah. Bak şimdi bu program böyle bir program. Başarılı birini gördükleri zaman platformda istek üzerine çalışıyoruz. Hattan ayrılma. Var mı bir isteğiniz? Hayır. Ha öyle mi? Almayayım diyor. Peki. Siz? Zeki Müren. Israrla Zeki Müren isteniyor. Buyurun. Zeki Müren yok da Kuşum Aydın olabilir. Peki. Yap bakalım. Ay Seda Abacan. Ay orada mısın Seda Abacan? Ay buna da bir araba versek mi Seda Abacan? Bu mu? Bu mu? Kuşum Aydın taklidi bu mu? Sen Ay... bizi yiyor musun abi? Ulan bütün hepsini aynı sesle yapıyorsun ya. Nasıl yapmam lazım ki? Başka yere gidecek bu iş. Çok güzel, bir alkış. Cüneyt Arkın mı yapacaksın? Cüneyt Arkın yapacaksın. Peki nasıl yapacaksın Cüneyt Arkın'ı? Takma dişlerle yapalım. Niye? Çünkü devamlı kavga yaptığı için darbe yiyor. O zaman şöyle yapabilir misin? Cüneyt Arkın hani kör oldum diyor ya. Sen de kel oldum diyebilir misin? Yani şu, dişini tak. Cüneyt abi dişleri dağıtmış olsun. Dur açma hemen, sürprizi gösterme seyirciye. Afiyet olsun. Bir su getirir misin çocuklar? Kel oldun değil mi? Kel oldum. Hadi oyna bizi o zaman. Ben Battal Gazi'nin oğlu Malkaçoğlu. Dişine ne oldu Cüneyt abi? 97'de kaybettim. Dişine, dişine. Fazla ikili müsabakalara girdiğim için tabii ki böyle görüntüde ufak tefek bozukluklar oluyor. Cüneyt abi, biz sizin filmlerinizle büyüdük. Hakikaten dişleriniz bizim için çok önemliydi. Siz o dişlerle hem kemirir, hem döver, hem severdiniz. Sürüngenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar hakkında bir şey düşünmüyorum ama Bizans için bazı şeyler düşünüyorum. Bizimle paylaşır mısınız Cüneyt abi? Tabii ki, hay hay. Hay. Daha düne kadar siz kısa pantolonda mahalle aralarında misket oynarken ben bana mı diyorsun? Estağfurullah. Ha. Bizans'ı diyorum. Ben atımla Bizans'a kılıç sallayıp ok atıyordum. Yanlış anlamayın. İki harfli. Üç harfli değil. Ok atıyordum. Biz buradan espriyi aldık ve alkışlıyoruz sizi. Evet. Biz senin kendi sesini görmek istiyoruz. Senin bu dişlerinden çok hoşnut olmadık. Çıkart o dişleri. Ve al sen takabilirsin. Kullanabilir mi?
Mevlütçüm. Beyaz şov. Beyaz şov. Tamam, olur. Televizyonu açmanı istiyorum. Seyretmeni istemiyorum. Bir adım daha atarsan biz seni... Yani işte bak durum şu. Açmanı istiyorum, görmeni istiyorum, ölmek istiyorum. Öyle bir şey yok. Denize girmeni istiyorum. Çok bak bunu tuttum, gel buraya. Fakat... En güzel sapığı yaptın, gel buraya. Islanmanı istemiyorum. Heh. Hadi yürü. Yoksa... Yoksa cezalandırmak zorunda kalacağım. Var mı başka? Yoksa gönderiyorum. Yok, peki. Yok. Bir dakika. Çocuğun sesini duydun mu? Duydum. Bir de onu yapayım. Çocuğun sesini. Çocuğun sesini. Duyduğunu taklit edebiliyor. Böyle bir adam bu. Bakın, evet. İsterseniz de mi? Şişan ses, şişan ses, şişan bebesi. Oh la 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 bebe. Tıv 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 bebe. Dur, ben bez aldıracağım. Prodüksiyon! Sağ ol Mevlüt'cüğüm. Şu Roberto Carlos'un fiziği var ya bacım. Hoş herif, çikolata kimi? Ne? Kimi oldu mu hocam? Can tanesinden bir tanesine... Bir tanrı, bir de beni sakın unutma. Hadi bakalım. Atilla Alımçer geliyor. Atilla hoş geldin. Mikrofon al istersen. Güzel. Ben de şu mikrofonu alayım. Hoş Nasılsın? Bulduk. Keyfin yerinde mi? Hoş bulduk ustam. Gel çok abi, teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en büyük ustasına. Hayır hayır, öyle şeylere girme. Oraları yok. Keseceğiz zaten ben. Hiç şey yapma. Usta musta yok. Evet. Hepimiz ustayız burada. Evet, teşekkür ederim. Tamam mı? Müzisyenler usta, seyirciler usta. Herkes usta. Mevlüt. Ustabaşı o. Ne yapacağım bize? Ne yapacağım? Düşündüm, taşındım. Ülkemizde futbolun çok ön planda olduğunu sezdim. Doğru, doğru. Dedim ki, kendi kendime dedim ki, bir kuşum aydın maçına... Kendi kendine dedim bunu. Ya tabii yani tamam. Oturdum, metinlerini yazdım. Tamam. Dedim ki, kuşum aydın maç anlatırsa ne olur? Peki. Ne ortaya çıkar? Peki. Bir dakika dur. Evet. Şimdi kuşum aydına gitmeden evvel senden bir maç anlatan spiker aksanını almamız gerekiyor. Hatta şöyle bir şey yapabilirsin. Bir yerde bir spiker maç anlatıyor olsun ve... Şükrü Saracoğlu'nda da kuşum aydına bağlansın. Bunun ikisini birlikte yapabilir misin? Yapabilirim tabii. Hadi yap bize o zaman. Evet, o zaman Dünya Kupası'nda üçüncü olduğumuz karşılaşmanın o 9 saniyede attığımız golün hafif bir kısa bir özetini yapıp ondan sonra Kadıköy'e bağlı. Hafif mi kısa mı? Kısa. Tamam. Evet. Evet sevgili seyirciler, bugün Dünya Kupası'nda üçüncü olabilmek için Güney Kore karşısındayız sevgili seyirciler. Evet, karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı sevgili seyirciler. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı ya, bir düdük taklidi gerekiyor. O esnada düdüğü mü çalacak? Evet, bir şey yapman gerekiyor. Evet sevgili seyirciler, karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. Ve karşılaşma başladı sevgili seyirciler. Dur Atilla dur. Karşılaşmanın hakemine ne yaptığının farkında mısın sen? Yani bak hocam, karşılaşmanın hakemi şu anda saha içerisinde ünlü Türk düşünürü Ahmet Çakar'ın dediği gibi oranın kayıtsız şartsız egemenliğine sahip kişi. Evet, tamam mı? Sen şimdi hemfikir. Hakem düdüğünü çal. Yok öyle bir şey. Ya burada düdük taklidi istiyoruz. Hocam şey var şimdi... Bir şey yok. 9 saniyede golümüz geliyor. Ben gole yetişmem lazım. Tamam, biz gole geliriz ama o düdüğü yapmadan golün atılımı söz konusu. Çünkü aynı düdükle santrayı göstereceğiz. Anladım, tamam. Evet, düdüğü tekrar alacağız. Evet sevgili seyirciler, karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. Ve karşılaşma başladı sevgili seyirciler. İnanmazsın, denilemezsin basına. Hamle yapana kaçkın. Vardı ve gol. Gol sevgili seyirciler. Bir sıra öne geçiyoruz. Ve Dünya Kupası'nda üçüncü oluyoruz. Evet sevgili seyirciler. Bu arada Kadıköy'e bağlanacağız. Dünya derbisi Fenerbahçe ve Galatasaray maçını Kuşum Aydın'a anlatacak. Evet, Kuşum Aydın söz sende. Bir dakika. Kuşum Aydın'ın vücut diliyle istiyoruz. Yani onu bize yaşatmanı istiyoruz, tamam mı? Sadece ses anlamında değil.
Kuşum Aydın'ın vücut dilini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum yani. Güzel. Evet. Neyini hatırlıyorsun mesela? Ya onun o hoş halini hatırlıyorum. Bize o hoş bir Kuşum Aydın'ı istiyoruz. Tamam. Öyle değil mi? Evet. Bize onu yaşatmasını istiyoruz. Hadi bakalım. Biraz gel böyle. Şahane. İyi geceler. Ayol Kadıköy'deyiz. Yer yerinden oynuyor. Bacım. Ayol... Çok güzel ama bacım. O bacımı kullan. Hocam, bacım. Bacılar futbolu pek izlemediği için. Ama o hep bacım diyor ya. Bacım. Kadıköy'deyiz bacım. Hah. Fenerbahçe Galatasaray maçındayız. Yer yerinden oynuyor. Bacım. Bacım. Top kalçalardan, gözlerden sekiyor bacım. Aman yarabbi. Aman yarabbi. Şu Roberto Carlos'un fiziği var ya bacım. Kapkara bir adam. Kapkara bir adam. Ay, hoş herif. Hoş herif. Çikolata kimi? Ne? Kimi oldu mu hocam? Oğlum. Oldu. Oldu. Tamam. Evet. Toplara öyle bir sert vuruyor ki. Burayı söyleme istersen. Söyleyeyim hocam. Söyleme, biz orayı keseceğiz zaten. Aa. Ha, söyle bakayım. Toplara öyle bir sert vuruyor İstersen ki. İstersen başka bir şey düşünürüz. İnsanın. İnsanın. Söyle istersen. Top olası geliyor. Gel bir daha dur. Pazarın gelişi cumartesiden belli. Evet. Öyle bir anlattın ki yani hepimizin içinden top olmak geldi biliyor musun? Ya, hayır. Evet. Ayol Hakan Şükür yaşlandı bacım, yapamıyor. Gençler daha güzel yapıyor. Ayol Şansalcım. Seyircilerin arası... Ayol Şansalcım. Teşekkürler sevgili Aydın, teşekkürler. Kaşar oldum seyircilerin arasında. Bana göre sen gravyer olmuşsun sevgili Aydın. Kaşarı gerçekten geçmişsin. Bir de alacağım. Bir şey söyleyeceğim sevgili Aydın. Gerçekten bugün Fenerbahçe taraftarı seninle gurur duyuyor ama... ne güzel bir kıyafetin var, içinde bir şey yok mu? Abacığım, Şansalcım. O zaman bize ne oldu? Orada Fenerbahçe Galatasaray maçınla ilgili bir şey söyleyecek misin sevgili hocam? Fenerbahçe Roberto Carlos'la coştu adeta. Sevgili Aydın sen Roberto Carlos'u kafaya takmışsın. Hayret bir şey. Ayol peki... ne yapayım bacım? Çikolata gibi adam ya. Ne yapayım yani? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çok tehlikeli bir taktiktir. Böyle kalırsın başına iş alırsın. Atilla, çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Can tanesinden bir tanesine bir tanrı, bir de beni sakın unutma. Süleyman İrem Öztekin. Bir mikrofon aldım Süleyman İrem. Hoş geldin. Kaç yaşındasın? Çok gençsin yahu. 21. 21. İyi hadi bakalım. Taklitçisin, iddialısın. İddia ederim, sert bakarım, iyi taklit yaparım diyorsun. O kadar pek fazla iddialı değilim ama yapacağıma inanıyorum. Niye? Bütün performansları gördün, daha iyi olabileceğini düşünmüyor musun? Bu konu yani iddialıyım ama ya elinden geleni yapmaya çalışacağım. Hadi yap yine. Bakalım. Şimdi elinden gelen ilk ne olacak? Öncelikle Recep İvedik'le başlayacağım. Sonra güzel. İskender Büyük, Selda Bağcan ve güzel. Nihat Doğan'la devam edeceğim. Hadi bakalım hayırlısı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Size bugün herkesin çok iyi tanıdığı, Türkiye'nin en önemli isimlerinden birisi olan İskender Büyük'ü tanıtacağım. Merhaba Recep'im, gel. O el kol hareketleri nedir lan? İndir lan elini, koş be. Gülsene onun gibi. Güzel. Burada Ercan olmasa sana yapacağımı biliyordum ama hadi neyse. Bak, burada Ercan Bey var ama yine de ben sana pek fazla sesimi çıkarmıyorum. Ortamı yumuşatmak için şimdi bir Selda Bağcan'dan bir şarkı söylemek istiyorum. Dur.
Önemli. Bakın bir adam bir kadın taklidi yapacak şu anda. Bu zamana kadar bizim programımıza denk düşesi bir şey değil. Onun için şansını çok iyi kullan. Efsane olmak üzeresine. Hadi. Sivas'ın yollarında. Biliyorsunuz değil mi? Bilmeyen varsa çıksın gitsin. Oha! Üçü birden çıkıyor. Kim çalacak lan? Yapmayın. Siyah saçın dolan dolan, boynunda kurbanın olan. Eğer başka yarı seversem, bu ellerde nasıl duram? Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez vurma. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Bırak ben beni vuram, ölüm gitmez vurma. Aferin. Müthiş. Abi Nihat Doğan mı yapacaktın? Evet. Tamam. Nasıl yapacaksın bize Nihat Doğan'ı? Ben kısa bir şarkısı söylemek istiyorum. Buyur. Can tanesinden bir tanesine, bir tanesinden can tanesine. Ben sensiz yapamıyorum. Can tanesinden bir tanesine. Müthiş. Müthiş. Şimdi bir oyun oynayacağız. Sen Recep İvedik'te kalacaksın. Tamam mı? Sonra başka ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Feridun Bey siz gelin. Mevlüt. Orada mısın diye bir bakayım dedim. Heh. Gel sen de. Ben oraya oturabilirim artık. Siz ne haliniz varsa görün burada. Gel gel gel. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle durun. Tamam abi. Siz de böyle durun. Siz çeliksiniz bu rolde çeliksiniz. Üçünüz kendi aranızda biraz konuşun. Ben size şimdi işin mantığını anlatacağım. Züleyha. Şimdi bakın arkadaşlar. Siz, üçünüz. Sesiniz çok güzelmiş. Öyle duydum ama bir şarkı söylerseniz çok mutlu olurum. Üçünüz çaktırmadan. Ah küçücük kız. Cilimi cili giyince. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika çocuklar. Büyük kız olacak hali yok tabii. Allah Allah. Bir dakika. Bir yaşa gelmişsin. Büyük kız diyorsun. Lan küçük kız diyorsun ya. Allah Allah. Allah. Alo. Bir yaşa. Ya su dökün şunlara ayrılsınlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Peki güzel. Ben artık gidiyorum. şu sarı mikrofonu verin bana. Yan yana durun. Allah'ım para için ne hallere katlanıyorum ya. işte millete böyle öğretmeye çalışırsan günün birinde de zart diye seni kader gelip bulur. Sarı mikrofonu alayım. Şimdi siyah mikrofonu alayım. Bakınız arkadaşlar. Üçünüz de Popstar Alaturka'ya katıldınız. Siz çelik olarak konuşacaksınız. Siz Mevlüt Bey. Nasıl isterseniz. Bekar olduğunuzu duydum. Öpebilir miyim? Şşşt! Yaşlan yanına! Evet. Hadi bakalım. Hazırız değil mi? Hazırız. Peki. Hoş geldiniz dünya güzelleri. Hoş buldum. Hoş geldin Kerim. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Saçınız peruk değil mi? Evet efendim. Tak bakayım olacak mı sana? Bebeden büyük geliyor. Ha kafan taraklı yani. Tabii. Peki çok şey. Hazır mısınız dünya güzelleri? Evet.
Sizi dinleyelim yavrum. Şöyle geç bakayım karşıma çocuğum. Bana doğru bak. Şöyle geç. Sen bu göbeği nerede büyüttün böyle? Bostan'da. Bostan'da mı? Bak. Konuş. Gel yârim ol, sevdalım ol. Dur. Batı fu üzerinden lebalep mevzul miktarda olur mu çocuğum? Hadi söyle bakayım. Nasıl söyleyeyim hocam? İtelim mi? Evet olur tabii. Peki. Bak olur. Lebalep mevzul miktarda batı fu. Buyurun efendim. Peki Allah çocuğum. Peki siz dinlenin evladım. Ne? Biraz yoruldunuz herhalde. Gel bakayım Keltoş. Dur orada. İyi misin çocuğum? İyiyim. Peki yavrum. Şimdiye kadar benim hiç mikrofonum olmamıştı biliyor musunuz? Ne? Mikrofonum. Yerim ulan seni maymun. Kaç yaşındasın? Teveccühünüz. Kaç yaşındasın sen? 18 gibi gösteriyorum ama. Evet Doğan görünümlü şahin gibi. Hadi bakayım yavrum söyle. Susadım çeşmeye. Allah kahretsin seni. Gelmez olaydım. Güzel söylüyor değil mi? İçmez olaydım. Dur. Bir kere şarkıya girerken Haşim İşçen geçitinden geçtin ya. Bu doğru bir şarkı değil. Senin tonun değil bu. Senin tonun benim tonum. Sen tonunu giymedin mi bugün? Yapma yavrum. Geç bakayım yanına. Gel bakayım aslanım sen. Geldim. Ah reçep üfettik. Evet. Ne güzel bir şey öyle o. Bir gül bakayım onun gibi. Fevkaladenin fevkinde değil mi efendim? Evet. Beğendiniz değil mi? Beğenmeyen varsa şimdiden açık açık söylesin. Agresifim, goblet... Adamını mı çıkarım lan? Lade etmeyin beni. Peki. Tedavi gördünüz mü çocuğum siz? Daha dün yeni hastaneden çıktım. Ha. Evet. Şartlı mı salıverildiniz? Dönecek misiniz tekrar geri? Vallahi daha onun kararını vermediler. Peki. Bir gülün bakayım onun gibi. Aferin size. Feridun Bey siz rahatladınız mı? Yerim seni. Rahatladım. Parlak da bir şey. Sen geç bakayım çocuğum. İyi. Bak Feridun Bey şöyle gel yavrum yamaçıma. Gel. Dur. Biraz sola. Biraz sağa. Geriye doğru. Burası güzel. Buyurun efendim. Şimdi güzel. Uzaklardasın. Ah nur içinde yatsın değerli üstad ne kadar güzel söylerdi. Gönül hiç ramla doldu. Hiç ayrılamam. Siz de vokal yapsanız da çocuk. Müsaade eder misiniz efendim? Evet. Birlikte icra edebilir miyiz bunu? Gelin bakayım. Evet. Hiç ayrılamam derken şahanesiniz. Kavuşmak hayal olur. Halkımız, bu halk... Çok özür dilerim efendim. Biraz akşam geç yattım. Gelin bakayım çocuğum sizde. Bu güzel insanların bana... ...vokal yapmasını istiyorum. Hay hay efendim. Hay hay. Ne demek efendim? Dinlemek istedim. Gel bakayım sen. O dişin ne güzel bir şey. Dışın. Hadi. Hazır mıyız efendim? Biraz eko alalım. Dünya güzelleri şarkının ilk kısmını serbest, daha sonrasını Greco-Romen okuyacağım. Ben gireyim siz sonra gelirsiniz. Vokal grubu hazır mısınız? Hazırız efendim. Peki. Siz de hazırsınız. Bahar bekleyen
kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerin havada, gözlerin yolda. Bir tanrı, bir de beni sakın unutma. Çınladım durdum kulaklarımda. Süzülen yaslan yanaklarımda. Bir şarkı oldum dudaklarımda. Arazi vitesi önemli, meyan çıkacağız efendim. Senin ismini, senin ismini. Ne oldu, rampada kaldınız çocuk. Söyledim. Çok teşekkür. Her şey. Benim sesim nerede lan? Neyse, kurtulmak güçte. Gelin yavrum siz de. Ay! Belki bunları çıkartırsam sesimi bulabilirim ha. Gel bakayım sen böyle yavrum. Sen de böyle at çocuğum. Lan benim sesim nasıldı reji? Reji yiyeceğim şimdi, Allah'ım yarabbim. Hala düzelemedim çocuklar. Baba gel buraya. Giy babacığım. Pardon, seyirciyi oyalayayım biraz, geliyorum. Çok güzel. Alayınıza yazıklar olsun. Bu ne kılık lan? Uzat abi, uzat uzat. Dur bakayım babuş. Yetti abi. Yetti mi abi? Ceren yapıyor. Ya. Bir yerden acaba yetti, yetti. Çatıyı kapladık. Bu kış rahatım. Evet abi. Bu kış rahatım. Mevlüt. Yakışmadı mı? Bu adamlar bu program için değil, genelde hayatın kendisinde seçilmiş ve özel insanlardır. Şimdi ciddi bir şekilde alkışlayalım. Çünkü performansları bu gece hakikaten müthişti. Kurtalan Express ve Manço nerede? Kurtalan Express, Manço. Buradalar mı? Vay geldi. Gelin kızlar diyecektim. Gelin çocuklar. Evet. Kurtalan. Ah. Express de burada. Barış abi, Barış abi nerede? Hoş geldin Barış abi. Buyurun. Oho, Mevlüt'e bak. Mevlüt gitti. Kendini açtı. Açtı kendini. Sen bornozu da ver abi, oldu olacak. Giydirin abi. Ey Türkiye ve ey salonda bizleri destekleyen ve hakikaten enerjinizle İyi bir program olmasını sağlayan sizlere biz sahneden bir alkış gönderiyoruz. Ekran başındakiler ve salondakiler, önümüzdeki hafta birazdan alttan geçecek olan telefon numaramız ve mail adresimize başvuracaksınız. Her türlü taklit ve şovunuzla ilgili bize müracaat ettiğinizde önümüzdeki hafta bu medeni cesareti göstermiş olan müthiş performansçıların yerine sizler olacaksınız. Muhakkak ve muhakkak Türkiye'nin her bir tarafından bizi aradığınızda sizinle burada bütünleşmek istiyoruz ve biz yatmaya gidiyoruz. Ders bitti. Allah rahatlık versin. Haydi.